cevap verelim onlara. Arındırıcı şampuanla saça iki şampuan yaparak başlıyoruz, onu yaptık. Bakım yapacağımız için %50-%60 kurutmamız yeterli. Daha sonrasında işlemleri sırasıyla gideceğiz. Hemen kurutmaya başlayalım. Bu arada bugün yapacak olduğumuz çalışmaları gördüğünüz gibi hanımefendinin saçları dalgalı. Çok özel bir püf noktaya değinmiş olacağız burada. Dalgalı saçta dalgayı bozmadan nasıl keratin bakım yapılır onu da göstermiş olacağız burada. Bu arada aklınıza ne soru gelirse gelsin, lütfen soruları da sorun. İnteraktif olarak karşılık yürüyelim, daha güzel olur, daha sağlıklı olur. Keratin bakımını uyguladıktan sonra tekrar ikinci işlemini kaç ay sürede yapmamız gerekiyor? Devam şampuanımız var zaten. Müşterimize biz işlemi bitirdikten sonra devam şampuanımızı müşterimize veriyoruz. Bununla devam ettiği takdirde bakımlarda 2 ay, 2,5 ay kadar müşterimiz o bakımı ilk günkü gibi kullanmaya devam ediyor. Ne yaptık? Gözlerle %50'li damlayan suyunu aldık. Bakımlarda %100 kurtulmamıza gerek yok demiştik. Damlayan suyunu aldık, nemini aldık saçın ve keratin işlemine başlıyoruz. Ben çalışmalarımda biraz titiz çalışan bir adamım. Dikkatli çalışan bir adamım. Çalışmalarımı yaparken hep saçı önce bir düzgün şekilde dörde ayırıyorum. Ondan sonra çalışmalarıma devam ediyorum. Şu olayı sevmiyorum. Birçok yerde şöyle alıyorlar saçı. Şöyle atıyorlar müşterinin yüzüne, gözüne falan böyle. Cinnet geçiriyorum. Yani müşteri aynada suratında saçlarla oturuyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Daha değerli toplu aynada hanımefendinin beni rahatlıkla izlemesini istiyorum. Kalın ayırıyorum. Bakım yaptığım için daha kalın kalın ayırmamda herhangi bir sakınca problem yok. Eğer kalıcı düzgün yapıyor olsaydı saçı çok daha ince ince ayıracaktım. Şimdi tarakta göstereceğim sizlere. Boyası, bağlı, güzel, sağlıksız bir şey var mı? Hayır. Aa, o işin dönmez. Buyurun, buyurun. Saça kalıcı düşmeyi yapıyor olsaydım daha ince taraklar tercih edecektim ve saçı daha ince ayıracaktım, iyice içine yedireyim diye. Ama bakım yapacağım için biraz daha kalın bir tarak kullanıp saçı biraz daha kalınla ayırabiliyorum. Keratinimizi şöyle özel bir aparatımız var. Keratini bunun içine boşaltıyoruz, köpük keratini. Bu aparatla çalışıyoruz. Uygulama çok daha konforlu, müşteriye çok farklı bir servis ve hizmet sunmuş oluyoruz. Şu anda hissettiniz değil mi hocam? Bir numara olan. Bu 2 numara. 1 numara bitti artık. 1 numarayla arındırıcı şampuan yıkadı. Şimdi 2 numaraya geçtik. Sırayla ilerliyoruz. 2 numara köpük keratin. Biraz daha yakınlarına bakabilirsiniz. Bu uygulama oldukça basit. Sıkık. Elimizle şöyle anında yediriyoruz saça. Bir de tarak hareketiyle taradık mı anında saç emiyor zaten ürünü. Uygulama çok daha kolay, çok daha basit. Ve müşteriye farklı bir konfor sunuyoruz. Boyatası, boya fırçası kullanmadan işlemimizi bitiriyoruz. Fark ettiyseniz çok az bir ürün sıkıyorum. Ürün köpük olduğu için bereketleniyor. Daha da iyi saçın içine emilimini sağlıyor. Dediğim gibi bakım yaptığımız için tutamları daha kalın kalın almamıza herhangi bir... Pardon? Saç yeri mi bu arada? Evet, yeni boyanmış saç. Bu etkiler mi peki? Yeni boyanmış olması, boyadan sonrası. Bakır ve kızıllarla hemen boyanın üzerine çok tavsiye etmiyorum ama bu tür renklerde, koyu renklerde herhangi bir sıkıntı, sarıda problem. Sarıda platinde bir problem, hiçbir problem yok. Hayır, hiçbir problem yok. Ama bakır ve kızılda aynı anda, aynı günde yapmazsak daha iyi olur diye bunu uyarıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Eğer ki saç düz olsaydı ve biraz daha düzleşsin, tüleriklik gitsin falan deseydik, saçı bu şekilde düz tarayarak bırakacaktık. Kabaca fön çekecektik sonra. Ama dalgalı istediğimiz için bu şekilde dalgalı da bırakabiliyoruz. Daha sonra özel bir farklı bir çalışma yapacağım. Dalgasını korumak adına onu da sizlerle zamanı gelince ilerledikçe göstereceğiz. Zaten. Nasıl uygulamak?
uygulama çok basit değil mi? Tarıyoruz, iyice tarakla doyurmuş oluyoruz sıçmış oluyoruz. Mesela bu araç kokup duman bir şey gönderiyor. Dumanı zaten fön esnasında fark ediyoruz ki bizde o da çıkmıyor. O yüzden canlı yayınları rahatlıkla yapabiliyoruz. Koku olayımızda zaten bir çikolata vanilya kokusu gibi kokumuz var. Kesinlikle insanları rahatsız etmeyen. Krem keratinle köpük keratin arasındaki fark da şudur arkadaşlar. Normalde 1 litre krem keratinle böyle bir saçta 10-12 saç yapabiliyoruz. Ama köpük keratinle böyle bir saçta 28-30 saça kadar yapabiliyoruz. Bu da sizin hem kar marjınızı daha da yükseltiyor. Daha bereketli olduğu için daha fazla saç yapıyoruz. Bu da bizim salonlarımız için bir avantaj olmuş oluyor. Tamamen sizin salon fiyatlarınızla alakalı bir şey. Ona ben karışamıyorum. Siz nasıl takdir ediyorsanız, müşteri portföyünüze göre, potansiyelinize göre fiyatlarınızı kendiniz belirliyorsunuz. Ama kalıcı düz fönde şu anda Türkiye'de 400 liradan başlayıp 3000 liraya kadar Brezilya fönü kalıcı düz fön yapan bu hafta salonları mevcut. Bu da dediğim gibi sizin tamamen müşteriyle olan diyaloğunuzla potansiyelinizle alakalı bir şey. Bizim Kioks markasının en büyük özelliklerinden birisi içerisinde kanserojen madde içermemesi. Ürünümüzün Türkiye ve Avrupa satışları mevcut. Avrupa'da da aynı şekilde kullanılıyor ürünlerimiz. En büyük özelliklerinden bir tanesi de internet, kozmetik, market, parfümleri, eczane satışı yasak arkadaşlar ürünü. Bu ürünü sadece eğitimli almış profesyonel kuaförler kullanabilir ve satabilir. Sizin dışınızda müşterilerinizin bu ürünü internetten, sosyal medyadan, şuradan buradan bulma şansı yok. Bu ürün profesyonel bir ürün. Eğitimli almış kuaförler kullanabilir ve satabilir. Tezgahta gördüğünüz gibi farklı farklı şampuanlar, farklı farklı bakım grupları var. Biz bunları sizlerle paylaşıyoruz, anlatıyoruz. Saça uygun ürünü müşterinize veriyorsunuz. Dolayısıyla %100 müşteri memnuniyeti kazanıyorsunuz. Ezbere ürün verdiriyoruz, kullandırıyoruz. Ürünü sattık, müşteri beğenmedi. Ne yapabiliriz? Hangi ürünü mesela ne kullandı? Saçta ne şikayet vardı? Ne ürün verdik de kullandı, beğenmedi? Hemen açılımını yapalım. Dedi ki saçta kepeklenme vardı. Hanımefendi siz kepek giderici olan, kepekli saçlar için olan şampuanımız ne bizim? Havyar şampuanı. Havyar şampuanı ile beraber keratin sütünü de müşterimize verdiğimizde biz kepeklenme, kabuklanma, kaşıntıyı %100 gideriyoruz diyoruz. Tek bir isteğimiz var. Şampuanı dibine kadar kullanacak, keratin sütünü dibine kadar kullanacak. Dibine kadar kullandı, ürün bitti, kepeklenme geçmedi. Ürünün boşunu getirsin, parasını iade alsın. %100 garantili ürün verebilirsiniz. Hiç korkmanıza gerek yok. Benim arkamda 2 tane üniversite ve sağlık bakanlığı var. Benim bu ürünlerim 2 üniversitede ve Sağlık Bakanlığı'nda incelendi 6 ay boyunca ve bizim bu iddialarımızın doğru olduğunu bu üniversitede Sağlık Bakanlığı kabul etti, bize de bu garantiyi verdi. O yüzden gönül rahatlığıyla böyle havalı havalı konuşabiliyorum çünkü çok rahat. Arkamda basmayacağım. Dibine değdirir misiniz acaba? Neyi? Keratini mi? Hiçbir keratin cilde değmez. Değdirir. Elime eldiven takıyorum ve ben kendimi koruma altına alıyorum. Aynı şekilde müşteriyle korumam lazım. Saç diklerine değirmeden çalışıyoruz. Yine sorunuzun farklı bir versiyonunu yaşayalım. Diyelim ki müşterimizin dökülme sorunu var. Dökülme sorunu olan müşterimize de kolajen şampuanımız var. Kolajen biliyorsunuz yenilemedi, düşüreyim ben. Kolajen şampuanımızı veriyoruz. Yine kolajen şampuanı ile birlikte keratin sütümüzü veriyoruz. İkisini birlikte düzenli bir şekilde kullandığında ürün bitimine yakın zaten sorunları bitmiş oluyor. Eğer yine dediğimiz gibi dibine kadar kullandı, dökülme sorunları geçmedi, yine ürünü getirsin, parasını iade edin. Bu anlattıklarınızın hepsi bu aynı üründe mi?
aynı markada, evet. Aynı markada ürünler var. Burada ürünler var. Şimdi zaten biz keratini sürdükten sonra 20 dakika ara vereceğiz. Videoyu da kapatacağız bu esnada. Evet. O 20 dakikada da ben size diğer ürünlerin neler olduğunu, nasıl kullanıldığını, bazı satış tekniklerini müşterilerimizin bilmemesi gerekiyor bahçeye. Biz bilelim. Her şeyi açıktan, internetten anlatmıyoruz, konuşmuyoruz. Çünkü bizim için önemli olan kuaför dostumuzun neler bildiği. Evet. Özel bilgileri biz beraber baş başa paylaşacağız şimdi biraz sonra. Dedim ki bugünkü çalışmamızda dalgalı bir saçla çalışma yapıyoruz ve dalgayı bozmadan keratin bakım yapıyoruz. Önemli bir şey çünkü dalgalı saçta dalgayı bozmadan keratin bakım yapılamıyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Ben genelde hep kendi saçımdan örnek veriyorum. Benim saçım ince telli, zayıf. Allah'tan ki dalgalı. Dalgalı olmasaydı kafamı sürük gibi yapışırdı bu saç. Doğru mu? Şimdi farz edelim ki bir tiyatro yapalım burada. Ben çirkef, nalet bir kadın. Tamam mı? Olmayan bir şey değil, olabilir. Yani çirkef, naletin biriyim. Geldim. Ben şimdi ben bu şeyin ne olduğunu, keratin bakımının ne olduğunu biliyorum. Evet. Kimyasal işlem gördüğü saçlara, nemini kaybetmiş saçlara, keratini kaybetmiş saçlara keratin vererek saçın canlanmasını, toparlanmasını sağlıyorsunuz. Geldim ben size, keratin bakım yaptırmak istedim. Dediğim gibi ince telli zayıf bir saçım var. Allah'tan ki dalgalı. Normalde 8 tel saçım var ama dalgalı olduğu için 18 tel gibi gözüküyor. Geldim size bakıma. Siz ne yaptınız? Normalde yapılanı söylüyorum. Sizin ne yaptığınızı bilmiyorum da ama piyasadan duyduğumuz Türkiye'de kuaförün yaptığı şu. Saçı yıkıyorlar, koltuğu alıyorlar, saçı kurutuyorlar. Brezilya fönü yapabildiğimiz ürünle keratin yapıyoruz ya. Evet. O ürünü sürüyorlar, 20 dakika, yarım saat bekletiyorlar. Yarım saat sonra saça fön çekiyorlar. Evet. Ve bunun adına da keratin bakım diyorlar. Şimdi sen Brezilya fönü yapabildiğin yani düzleştirebildiğin bir ürünle sürdün o saça ve fön çekersen ne olur o saç? Düzleşme yaşar. Dedik ya benim saçım ince telli zayıf. Nalet de birisiyim, çirkefin de biriyim. O anda yapıldı saçlarım, yumuşak, hoş, güzel gibi gözüktü gözüme. Eve gittim, bir yıkadım, dümdüz saçım, sümük gibi yapışmış kafama. Çirkefim ya, gelirim o kuaförün kafasını, başını kapatırım. Ve adam ve kadın, her neyse kuaför, sen benim saçımı niye düzelttin? Ben senden bakım istedim. Bak saçlarım yapıştı kaldı kafama. Ben bunu istememiştim ki senden derim. Evet. Bunu diyenler de var zaten. Kesinlikle. O yüzden dalgalı saçta dalgayı bozmadan nasıl yapıyoruz? Bütün saça keratinimizi sürdük. Kolay gelsin diyorlar bu arada. Bütün saça keratinimizi sürdük. Sürdükten sonra 20 dakika bekletiyoruz ya. Normalde düz olsaydı saç, düz isteseydi bu saçı şöyle jilet gibi tarayacaktık. Bu şekilde 20 dakika bekleyecektik. Ama amacımız dalgayı bozmamak. Ne yapıyoruz? Şöyle bir havalandırıyoruz. Sonra şöyle bir mıncıklıyoruz. Şöyle bir mıncıklıyoruz saçı. Şöyle bu saçı kendi etrafında toplattırıyoruz. Bu penslerden var mı arkadaşlar? Saç uzun ve gür. Bende 5 tane vardı, yetmedi. Evet, harikasınız. Saçı ne yapıyorum? Dalgasını muhafaza ediyorum. Dalgasını bozmadan çalışıyorum. Ve bekleme esnasında bu şekilde bekliyorum işlemi. Dalgasını da korumuş oluyorum. Şimdi, keratin de proteinde ısıyla çalışan bir şeydir. Nasıl düzleştirici, düzleştirici yapıyoruz, fön yapıyoruz, ısıyla düzleştiriyoruz. Keratin bakım ve protein ısıyla çalışıyorsa bu saça ısıyı nasıl vereceğiz? Ben sana biraz sonra fön mü çekeceğiz? Hayır. 20 dakika bekleyeceğiz böyle. 20 dakika sonra bu saça Vigo ile ısı vereceğiz. Vigo ile ısı vereceğiz. O ısıyla keratin protein saçın içine kilitlemiş olacağız. Yani dalgalı saçta dalgayı bozmadan keratin bakım bu şekilde yapılır. Dalga asla bozulmaz. Buraya kadar bir sorusu olan var mı? Yok. Anlaşıldı değil mi bu konuda? Buyurun. Bu yaptığımız Brezilya fönü değil. Değil tabii. Bu bakım, keratin bakım yapıyoruz. Dalgayı bozmuyoruz. Keratin bakım yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Hanımefendinin saçında boya var. Hanımefendinin saçında organlı çalışma var. Yani saçın tüm nemi, proteini gitmiş. Saç kimyasal işlemlerden kurumuş. Biz o nemi ve proteini
nemi tekrardan saça yüklüyoruz şu anda. Keratin bakım yapıyoruz. Hanımefendi eve gittiğinde saçını yıkadığında yine dalgalı olacak. Evet. Buraya kadar tamam mıyız? Tamam. Şimdi biz bekleme esnasına geçiyoruz. İnsanları da orada 20 dakika boş boşuna bekletmeyin. Çünkü özel görüşeceğiz diğer ürünler hakkında. Satış pazarlama tekniklerini konuşacağız. Bunu herkesin bilmesini istemediğimiz için bir 20 dakika yarım saat ara vereceğiz. Kapatma. Ben dokunmadım. Dediğim gibi bazı özel şeyler olacak. Bunu herkes bilmeyecek. Bunu sadece kuaförler bilecek. Bu esnada hanımefendi müşterimiz ama hanımefendimizi dışarı atacağız. Biz burada bizi bulmayacak bir kuaförümüzü. Tabii işin şakası bir yana. Benim bir sloganım var. Onu söyleyelim. Videoyu ben öyle kapatacağım. Türkiye'de ve dünyada kalplere dokunmaya devam ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.